Herkese merhaba. Kültür Vizyon'da bir kez daha karşınızdayız. Bu bölümümüzün konuğu Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden Doçent Doktor Cem Güzeloğlu hocamız. Birlikte karikatür sanatı üzerine konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Dilerseniz ilk olarak bildiğimiz kadarıyla zaten dedeniz ve babanız da karikatürle, resimle ilgileniyor. Hı-hı. Babanızın da hatta pek çok ödülü de var, evet. Bildiğim kadarıyla. Evet. Yani biraz ailenizin karikatür yolculuğundan başlayarak kendi sanatınız şu an ne durumda, neler yapıyorsunuz? Onlardan bahsedebilirseniz. Tabii ki memnuniyetle. Tekrar teşekkür ederim beni konuk aldığın için. Şöyle tabii ki biraz hani üçüncü nesil çizer olarak kendimi görüyorum bu bağlamda. Dededen babaya, babadan da bana kalan belki de bir yetenek ve bir miras diyebilirim belki de. Görünmeyen bir miras diyebilirim. Bu bağlamda da işte ilk dedemin 1940'lı yıllarda İstanbul'da Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi'nde okumasıyla beraber ve o dönemde de Bağbali Yokuşu'nda o meşhur gazetecilerin bulunduğu bölgede bir basın çizeri olarak bir dönem öğrencilik hayatını sürdürmesi sebebiyle böyle bir çizgi dünyasına girmişliği var. Tabii daha sonra okulu yarım bırakıyor. Kendi memleketine geri dönüyor. Ama yine de kopmuyor. Matbaacılık ve yine çeşitli poster resimler üzerine çalışmalar yapıyor. Ama daha sonra tabii ki işte hayatta mücadelesi deyince devlet memurluğu üzerine tekrar devam ediyor ama hiçbir zaman kopmuyor çizgiden. Ben kendisini görmedim. Yani ben doğmadan önce vefat etmiş kendisi. Ama teşekkür ederim. Onun mirası en azından benim hala onu görmeme sağlıyor bu anlamda. Tabii daha sonra da belki ondan sonra babamın bir bu anlamda bir yeteneği var. O da yine aynı şekilde bir Güzel Sanatlar Akademisi okuyor. Ve o da uzun yıllar Ziraat Bankası'nda grafiker olarak, grafik tasarımcı olarak çalışıyor. Reklam servisinde. Dolayısıyla şöyle söyleyebilirim. İşte bu şekilde ben de belki ya onlara bakarak ya onlardan aldığım genetik mirasla elimden geldiğince bir şeyler çizmeye çalışıyorum. Bir karikatürist misiniz derseniz karikatüristim demek bilmiyorum şu an bu işten para kazanan, bu işi profesyonel olarak sürdüren kişilere karşı bir hani şey söylemiş olur muyum bilmiyorum hani böyle bir ukalalık yapmış olur muyum? Çünkü gerçekten bu işten hayatını kazanan ve bu işe gerçekten emek veren ve ciddi düzeyde eser üreten ustalarımız var Türkiye'de. Ben daha çok kendimi çizgiyle uğraşan bir akademisyen olarak yorumluyorum ya da çizgiyle mizahla uğraşan bir akademisyen olarak yorumluyorum. Ama tabii ki yine camianın içerisinde elimden geldiğince var olmaya çalışıyorum. Sergilere katılmaya çalışıyorum. Ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmaya çalışarak hem kendimi ölçmeye çalışıyorum hem de camiaya bir eserle katkıda bulunmak istiyorum bu bağlamda. Ben de bu şekilde sürdürüyorum. Tabii ki mesleğim gereği akademik olmam. İşin biraz da teorik boyutunda beni karşılıyor. Bir şeyler sanatsal olarak üretmeye çalışsak da bir yandan da işin teorik kısmıyla gençlere işte ya da dışarıda bu işi öğrenmek isteyen ya da bu işe gönül veren insanlara aktarım yapmaya çalışarak meslek hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Çok güzel. Peki biraz şimdi karikatür üzerine hani kavramsal olarak konuşmaya başlayalım isterseniz. Evet. Etimolojik olarak karikatür kelimesi ne anlama geliyor ilk olarak? Evet. Ahmet Sipahioğlu hocamızın, benim de hocamdır kendisi aynı zamanda. Kitabında bahsetmiş olduğu işte Cumhuriyet'ten 1945'e Türk Karikatür isimli kitabında giriş kısmında bundan kısaca bahseder. Karikatür, karton ve grafik mizah olarak aslında bu çizgi dünyasını üçe böler. Şöyle yorumlayabiliriz. Karikatür aslında karikare, İtalyanca ve Latince bir kökene sahip bir kelime. Abartılı portre çizimleri anlamında kullanılıyor aslında. Bu arada Leonardo'nun da şu an çizimleri arkamızda. Evet, evet, grotesk baş çizimleri. Özellikle Roma döneminin hem heykel hem de resim sanatına yön veren abartılmış biraz da daha da hatta nasıl diyelim mizahla karışık abartmanın iç içe geçtiği bir çizim tipi veya bir sanat eseri üretme tipi. Bu grotesk başlar işte bizim aslında karikatür yani karikare kelimesinin tam karşılığını veriyor. Popüler olarak sosyal medyada ya da dergilerde gördüğümüz ana akım medyada gördüğümüz üzeri baloncuklu yazılardan oluşan, aşağıda çok fazla çizgiyle bir şey ifade etmeyen, genellikle baloncuğa ağırlık veren çizim tiplerine de karton olarak yorumluyor. Diğer hiçbir üzerinde yazı olmayan, tamamen görüntüyle mesaj vermeye çalışan, görüntüyle eleştirmeye çalışan ya da görüntüyle güldürmeye çalışan eserlere de grafik mizah diye ayırt ediyor hocamız. Ama tabii toplumun diline pelesenk olmuş. Bu artık toplum bunu nasıl söyleyelim böyle artık bir
kemikleştirmiş. Her gördüğümüz şey karikatür diyoruz. Bunu da gördüğümüzde karikatür diyoruz. Evet, Galata yani. Meşhur bir hale gelmiş. Ve bu şekilde biz de gördüğümüz her şeye karikatür diyoruz. Aslında bu şekilde bir teknik sınıflandırma var. Aslında bizim de, yani benim akademik olarak yaptığım çalışmalarda ya da camiaya sunduğum katkılarda genel ağırlıklı olarak grafik mizah üzerine üretimlerde bulunmuş oluyorum. Tabii grafik mizah biraz daha evrensel. Üzerinde herhangi bir yazı, herhangi bir dile ait, bir kültüre ait simge, sembol olmadığı için ve olacaksa da evrensel şeyler, evrensel görüntüler daha doğrusu kullanıldığı için daha beynelminel geliyor bana çizim anlamında. Aha, öbürleri kötü müdür? Öbürlerinde bir hata var mıdır? Yok tabii ki. Hepsinin kullanım yerleri farklı. Diğeri daha popüler kültüre, gündelik yaşama hitap ediyor. Karton dediğimiz şey. Oradaki üretimler de çok değerli. O mizahi unsurları bulmak, sosyal yaşamı incelemek, onu irdelemek ve onu bize sözel bir üslupla, çağın diliyle sunmak. Çünkü bakarsanız dergiler, o kartonlar da çağın etkilerini göreceksiniz. Mizah dilini göreceksiniz. Evet. Yani 1970'ler, 1980'ler, 90'lar ve 2000'ler şeklinde baktığımızda her o 10 yıllık periyodun aslında dilini de orada görebiliyoruz. Böylece bize çok güzel bir kültürel miras olarak da aslında varlar. Evet, zaten yani aslında sadece çok popüler kültür diye görmeyelim. Da, hani biraz bu hani dilsel temele dayanıyor oluşundan geliyor yani. Evet, evet. Hatta benzer bir şekilde yine karikatür içinde değinecek olursak, yani karikare, abartılı portre çizimi içinde yine sırf onun içinde düzenlenen yarışmalar ve sergiler var. Bu alanda Türkiye'de çok başarılı usta sanatçılar var. Bu işe hatta sadece abartılı karikatür çizen ya da bu işten hayatını kazanan çeşitli tatil beldelerinde ya da yine büyük şehirlerin merkezlerinde, AVM'lerde portre karikatürleri çizerek hayatını kazanan çok değerli ustalarımız var. Onlar da bu sanatın farklı bir dalında hizmet veriyor ama dediğimiz gibi İşin genelinde Galata meşhur şekilde halkımızın söylediği gibi karikatür. Artık şu an bu programda da muhtemelen her şeye karikatür diyeceğiz. Evet, çok nadir belki ayrılmak olarak aslında karikatürü. Evet, evet, hepsini içerecek şekilde bu şekilde karikatür diyoruz. Hocamızın da kitabı bu anlamda bize güzel bir açıklama yapıyor aslında. Ama dediğim gibi akademik dünya biraz daha farklı. Belki bir akademik oturum yapıyor olsak bu terimleri doğru kullanmak lazım. Ama şimdi popüler kültür bazında hepsine karikatür kelimesini kullanabiliriz. Ama bilmeyenler de bu vasıtayla öğrenmiş oluyor. Evet, belki böyle bir kültürel araştırma fırsatı da olur belki. Evet, kesinlikle. Peki hocam, şimdi daha önceki bölümlerde minyatür üzerine ve çizgi roman üzerine de bölümler çekmiştik çeşitli konuklarımızla. Evet. Onlar genellikle işte mağara resimlerine kadar gittiğine ilişkin bazı uzmanların görüşleri olduğunu söylüyorlardı. Karikatürde de böyle bir durum var mı? Ya da dünyadaki hangi farklı sanat akımlarında demeyelim ama yani sanat dönemlerinde ya da farklı kültürlerde de bu benzer şeylere rastlıyor muyuz? Evet, tabii rastlayabiliriz aslında. Neden? Çünkü hepsi temelde bir görsel iletişim tabanına dayanıyor. İnsanoğlu yazı dilini bulmadan, simgelerle, sembollerle anlatmaya geçmeden önce çizgileriyle bir şeyler anlatmaya çalışmış. Belki yaşadığı yeri güzelleştirmek istedi. Belki tapındı o gördüğü görüntüye, o hayvanın kudretine ya da o anı resmedip ölümsüzleştirmek istedi. Bilemiyoruz. Bununla ilgili bir yazılı kaynak yok ama dünyaca ünlü, belki 25 bin, 30 bin yıllara dayanan eserler görmekteyiz. Hatta geçtiğimiz Ocak ayında, yani bu Ocak değil de bir sene önceki Ocak ayında Endonezya'nın Sulawesi adasında yine bir mağarada insanoğlunun en eski çizimlerini buldular. 65 bin yıllık domuz resimleri buldular. Bir av sahnesini oluşturan iki tane domuz figüründen eserler gördük ve bunlar insanoğlunun aslında görüntüyle bir şeyler anlatma derdinin olduğunu bize anlatıyor. O yüzden kah minyatür, kah resim sanatı ve karikatür, grafik mizah fark etmez. Hepsi doğal olarak bir mağara dönemine kendisini yaslıyor. İster istemez. Ancak tabii karikatür belki burada hangi perspektiften bakılabilir diye soracak olursak, tabii ki her sanatın kendi içinde bir takım disiplinler özellikleri var. Karikatürden az önce ne dedik? Bir abartma sanatı dedik. Bir şeyleri deforme etmek ya da bir şeyleri abartarak çizgiyle aktarmak. Ama tabii karikatürün işin içerisinde sadece abartmak değil, güldürmek, eleştirmek ya da toplumsal bir durumu izah etmek gibi çeşitli faktörler de var. Ama tabii bunları görmemiz biraz zor. Ancak çizgi bazında bakarsak bazı yabancı bilim insanları çeşitli yayınladıkları makalelerde ya da kitaplarda bundan bahsederler. Örneğin işte bu 65 bin yıl öncesi Endonezya'da bulunan mağara resmine kadar en eskiler kabaca İspanya'daki Altamira mağaraları ya da Fransa'daki Lascaux mağaraları olarak karşımıza çıkar ve orada çeşitli hayvan figürlerini görüyoruz. Örneğin bir bizon resmi. Ben derslerimde de bunu anlatıyorum. Özellikle görsel iletişim ya da grafik tasarım gibi derslerin temel girişinde bunları öğrenci arkadaşlarıma aktarmaya çalışıyorum. Zira neden? Orada mesela bir bizon görüntüsü görüyoruz.
Biz onu şimdi deyince herkes kafasında kabaca o hayvanı bir canlandırdı. Çünkü artık internet var. Televizyon artık çok yaygın. Dolayısıyla insanlar görüntülere daha aşina. Ama şöyle düşündüğümüzde bir bizonu ilk kez gören birisi olarak varsayalım. Bir mağara insanının gözünden bakalım konuya. Şunu göreceğiz. Çok heybetli bir göğüs, kocaman bir kafa, iri yarı kocaman bir vücut, incelen bir bel, küçülen bir kalça, hı hı, ama incecik bacaklar. Yani o gövdeye aslında yakışmayacak diye düşünebileceğimiz, daha güçlü, heybetli olmasını beklerken o bacaklar ipince. İşte o çizimlere baktığımızda bunu görüyoruz. Abartılmış, belki boynu bile çizmeden kafayı direkt gövdeye bağlayan çizimler, bacaklar ince ince, çubuk çubuk. Yani aslında bir oran orantısızlık var işin içerisinde. Resim sanatının getirdiği o bizim alışık olmamız gereken etüt, desen gibi şeyleri göremiyoruz. Daha abartılı çizimler var. Ya da yine Kuzey Afrika'daki bazı mağaralara gidip baktığımızda orada çeşitli zürafa, maymun, deve gibi o coğrafyaya ait hayvan figürlerinin egzajere edilerek, yani abartılarak çizildiğini görüyoruz. İşte kimi zaman hörgücü abartılıyor, kimi zaman boynu çok uzun, gereğinden fazla abartılıyor. Çünkü insan onu ilk kez görmüş ve ondan etkilendiği yeri abartarak çalışmış. İşte bu bağlamda baktığımızda karikatürün de aslında bu abartılı çizme yönünü, karikarenin temelinde yatan o figürü orada görebiliyoruz. Ha, işin içinde mizah var mı? Tabii yok. Toplumsal bir eleştiri var mı? Yok. Ama bir anlatı var yine. Belki de bizim bilemediğimiz bir anlatı var. Bilim insanları, birçok arkeolog olsun, görsel iletişimci olsun, antropolog olsun, gidip inceliyorlar. Kendilerince çeşitli yorumlar yapıyorlar elbette ama net bir kaynak olmadığı için sadece bir varsayım. Ama en güzel, somut görünen kısım abartılmış çizimler. O yüzden karikatürün tarihini biz de aslında bir nebze olsun bazı kaynaklarda bu şekilde insanlığın ilk çizgilerine kadar dayandırabiliyoruz. Ha, sonra ne oluyor? Tabii ki Rönesans'a doğru gelmeye başladıkça, az önce işte ekranımızda da görmüş olduğumuz gibi, grotesk baş çizimlerini görmeye başlıyoruz. Bilhassa Leonardo'nun çok öne çıkan çizimleri. Yine heykel sanatında bunları göreceğiz. Geçtiğimiz yıllarda İmali'de maalesef, de yine evet, zaten geçtiğimiz yıllarda yanan Notre Dame Kilisesi var, meşhur. Hem operası var, hem sanat eserine, birçok sanat eserine konu olmuş bir yapı. Onun da mesela üzerinde çeşitli şeytan melek figürlerinin bu şekilde aynı Leonardo'nun çalışmaları gibi fresk ya da kabartma ya da heykel sanatı şeklinde görebiliyoruz. Biraz daha abartılmış bir tipleme olarak. Bu şekilde sanat dünyasında da, özellikle Antik Roma ve daha sonrasında Rönesans'la beraber karşımızda görmeye başlıyoruz. Tabii bu romantik sanatla beraber, biraz daha modernleşmeyle beraber resim sanatında örnekler görmeye başlıyoruz. 1700'lerde, 1800'lerde. Yine tam bu noktada hocam, aslında yani karikatür modern bir sanat olarak, ama yani şu anki bildiğimiz biçimiyle ortaya çıkıyor. Yani öncülleri var ama hani modern bir sanat olarak ortaya çıkıyor diyebiliriz yani. Yani işte diyorum ya, karikatürün çizgisel boyutu ya da görüntüsel boyutu var. Ancak içerik olarak eleştirme, taşlama, mizah katma gibi unsurlar tabii ki basın yayın sektörünün gelişmesi ve özellikle de yayıncılığın dünya geneline yayılmasıyla, matbaanın daha modernize olması, özellikle İngiliz sanayi devrimiyle beraber buharlaşma, buhar makinesinin hayatımıza girmesiyle, tabii ki baskı teknolojileri artıyor. Baskı teknolojilerinin artmasıyla beraber basın yayın da gelişiyor beraberinde. Fransız devriminin getirdiği bir kültür değişimi var. Bunların hepsi birleştiğinde işte karikatürün modern dünyasını 1700'lerin sonu ya da 1800'lerin başı gibi bir dönemde daha iyi görmeye başlıyoruz. Tabii ki bunlar daha da büyüyüp daha da medya ve kitle iletişim araçları genişledikçe tabii çağımıza doğru yavaş yavaş evrildiğini görebiliyoruz karikatüründe. Peki hocam, modern bir sanat olarak ilk örnekleri neler dünyada? Yani hani bunları gördük. 17. ve 18. yüzyıldan itibaren ilk örnekleri neler? Yani yaklaşımları neler? İlk örnekleri aslında biraz basın karikatürleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani basında yayınlanmış eserler olarak karşımıza çıkıyor. Basında yayınlanmış bu eserler karşımıza çıktığında gördüğümüz en çok şeyler tabii ki eleştiri. Aslında güldürmeden ziyade önce bir taşlama ya da bir eleştiri var. Ve çizgilerde genelde kaliteli desenler görüyoruz. İyi etütler, yani resim sanatının etkilerini görüyoruz. O abartılı çizim, deformasyonlar ya da çeşitli nasıl diyeyim, olduğundan farklı gösterme, anormal görüntüler yok. Daha sonrasında yani 1900'lerin başlarından itibaren işte karakterlerin gözleri büyüyor, burunları büyüyor, kulakları değişiyor, boyları, postları değişiyor, duruş tavırları değişiyor. Yani en basitinden çok daha bile gerilere gitmeden Kurtuluş Savaşı dönemine bile geldiğimizde, örneğin işte Atatürk'ün hamamda bir tellak olarak çizilmesi, bu tabii Türk karikatürü değil, bu dünya karikatürlerinden, Avrupa karikatürlerinden, ve karşısında da işte İngiliz generalin hamamda tel şey alırken, hani
bir kurla da yıkanırken ve işte Atatürk'ün ona tellaklık yaparken işte orası burası bükerek acıttığını varsayarak bir benzetme yapmışlar. Mesela orada Atatürk'ü direkt bir desen olarak görüyoruz. Kafasında kalpağı, gayet bakışları, duruşu, postürüyle falan birebir bir Atatürk. Yani abartılmış bir çizim değil. Ama daha sonra özellikle 1920'lerden sonra Türkiye'nin değişimiyle beraber, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve modernleşmesiyle beraber çizerlerimiz de Avrupa'dan etkilenmeye başlamış ve bu akımı yakından görerek mesela daha farklı çizimler görmeye başlıyoruz. Daha dediğim gibi abartılmış ve mizahın biraz daha farklı boyutlarıyla artık ele alınmaya başladı. Çizgiler görüyoruz. Bu çizgilerde tabii bir balon yok. Yani karton adını verdiğimiz o balonları göremiyoruz ama çoğu karikatürün alt kısmında bant şeklinde konuşmaların sırasını ya da yayınlanmasını görüyoruz. Ve bu şekilde o karikatürlerin altındaki yazılar da ise bambaşka anlamlar. Yani belki milyonlarca anlam çıkabilecek yeni diyaloglar da yazılabilir. Tabii yani, yani o değiştirilebilir. Karakterle bir sürü şey yazabilirsiniz. Ama İşin özünde kaliteli bir desen var. Yani resim sanatı bu anlamda karikatür modernleşme sürecinde yine biraz baskınlığını göstermiş. Belki mağara devrine gittiğimizde o abartıları görüyoruz ama işte oradaki abartılar da aslında bilinerek yapılmış bir abartı değil. Yani doğaçlama olarak insan o dünyasında gördüğü varlıkları kendince betimlemeye gayret göstermiş ama daha sonra bu kasten yapılmaya başlıyor. Yani şu an çağımızda tabii ki bir karakteri çizerken, karikatürize ederken zaten tabir de o. Kasten bir abartma ve kasten bir deformasyona uğratma eğilimimiz var. Evet. Zaten aslında yani buradan da şeye biraz bağlayalım diyorum. Biraz bahsettiniz ama daha açmak adına. Feride Öngören de yine çok fazla bu konuda akademik çalışmalar yapan bir akademisyen. Turgut Çeviker var ustalarımızdan. Yine böyle çok iyi kaynakları vardır. Yazılı hem kitap hem makale hem de yine dokümantasyon şeklinde bayağı iyi çalışmaları vardır. İsimlerini analım yani. Tabii ki hocam. Feride Öngören'in bir not almışım buraya. Ondan bahsedeceğim. Gerçek karikatürün yazısız olması gerektiğini söylüyor. Yani biz de yani genel olarak karikatürü aslında üçe ayırdık. Evet. Yani bir karikare ile abartı sanatı olarak portre karikatürcülüğü gibi evet. çevrilebilir. Bir de karton böyle popüler karikatür. Evet. Tabii ki bir de sözsüz karikatür. O da esas grafik karikatür mizah. Olarak bahsettiği yani evet. grafik mizah. Siz nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Yani sizin sanat eserlerinize baktığımızda yani karikatürlerinize evet. baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani çoğunlukla hatta ben yazılı olana rastlamadım desem evet, yeri yok. Var. Sadece yani küçük bir belki hani kadın hakları ile alakalı karikatürlerde şöyle hani evet. elde tutulan bir yazı pankart olarak kadın haklarını. Evet. Hani öyle pankart gibi şeylerde evet. geçiyor. Onun dışında kullanmamışsınız. Hani hatta mümkünse eğer o yazıyı bile hani uluslararası bir şeye katılacaksam mümkün olduğunca yazmamaya gayret gösteririm. İngilizce olsa bile. Hani evet. uluslararası bir dil olarak. Evet ben biraz işte az önce dedim ya akademik yönümün de etkisiyle amacım biraz daha sanatsal işlere daha ağırlıklı olabilmek, daha ağırlıklı dokunabilmek. Aynı zamanda da yarışmalara katılarak ulusal ve uluslararası etkinliklerde hem boy gösterebilmek, hem de o etkinliğin bir parçası olabilmek, hem de bir katkı sunabilmek kendimce nacizane. Dolayısıyla bu yola girdiğim için ben çizgisiz karikatürü, yani grafik mizahı daha çok kendime benimsemiş vaziyetteyim. Ha çizgili, yani şey karton tarzı iş yaptınız mı diye soracak olursanız yaptım. Yani vakti zamanıyla öğrenciyken ve öğrenciliğim bittikten sonra da profesyonel yaşama geçtiğimde çeşitli dergilerde ama bunlar mizah dergileri değil de daha çok tematik dergiler ya da bir kurum dergisiydi. Oradaki konuyla alakalı çizimler yaptım. İşte dediğim gibi bunlar biraz daha tüketildi ve gitti. Kalıcılığı pek kalmadı, akılda kalmadı. Ama ben bu tip kendi yaptığım çalışmaları yani çizgiyle ürettiğim çalışmaları daha keyifli izliyorum. Çünkü dünyada herkesin anladığını seviyorum ve daha çok bir kitleye ulaşabildiğimi kendimce düşünüyorum ve hissediyorum. O yüzden biraz daha sözsüz karikatürlere yani grafik mizaha yöneldim. Hani dedim ya az önce öbürü yanlış mıdır doğru mudur? Öyle bir yanlış doğru ayrımı zaten yapmıyorum. Bu yanlış anlaşılmasın lütfen. Hepsinin kendine dair kattığı kültürel değer başkadır. Ama bu durumda yani benim çizmeye çalıştığım ya da ifade etmeye çalıştığım çizgi tipi de daha bana uluslararası geliyor. Daha beynelminal, daha her dile, her dine, ırka hitap ettiğini düşündüğüm anlamında için. Anlamında biraz daha örtülü olduğu. Evet, evet anlamında örtülü olduğu. İzleyenin biraz kendi dünyasından anlam çıkartmaya veya yorumlamaya çalıştığını görmek hoşuma gidiyor. Bazen mesela işte bir sergi oluyor ya da bir yarışma oluyor. İşte sonrasında sergisi düzenleniyor. İşte çaktırmadan geziyorum sergiyi. Şimdi bazen işte benim eserimin başına geliyor izleyici. Bir şeyler yorumluyor. İşte konuşuyorlar kendi aralarında. Ben de böyle arkadan hani kulak misafir oluyorum. Tabii gidip bunu ben çizdim falan değil de. Bakalım onlar ne anladı acaba? Hani ben bunu anlatmaya çalıştım ama işte bazen de yaptığınız çizgi anlayanın dünyası kadardır. Bu konuda bazen hani
kendimi de eleştirdiğim ya da yakın çevremden de beni eleştiren durumlar oluyor. Bazen işte bu akademik dünyaya fazla girip kültür dediğimiz şeye ya da işte sanat dediğimiz şeye fazla yoğunlaşınca bazen toplumdan kopuyoruz. Aslında karikatür ve mizah toplumun ana damarı. Yani bana sorarsınız. Hatta toplumun dinamosu. Daha önce bir ekamik diye bir topluluğumuz vardı ve hala da var zaten. Onların düzenlediği karikatür ve mizah evet, toplumu evet. Değil mi hocam? Zamanında beraber kurduk evet. O arkadaşlarla. Daha sonra şimdi onlar kendi yollarını çok güzel buldular ve güzel bir rotada ilerliyorlar. Ama ilk onların kurduğu zamanlarda mizah festivalinde böyle bir konuşmada bu kelimeyi kullanmıştım. Yani mizah bir ülkenin dinamosudur. Toplumun kültürüne hizmet eder. Onların dünyasını deşifre eder ya da anlatır ya da eksiklerini gösterir ya da fazlalıklarıyla dalga geçer. Onu ele alır diyebiliriz. Ve bu bağlamda baktığımızda da işte bazen o akademik dünya sizi daha entelektüel bir noktaya getiriyor. İşte daha önce sizinle yayından önce sohbet etmiştik. Benzerini burada hemen aktarayım. Bir organ bağışı sergisi düzenliyoruz. Organ bağışı sonuçta hani toplumun biraz daha kültürlenerek, bilgilenerek, farkına vararak yapması gereken bir sosyal sorumluluk davranışı. Biz de bu sosyal sorumluluk davranışına işte dedik biraz karikatür çizerek dikkat çekelim. Ege Üniversitemizin o zaman tıp fakültesindeki organ bağış ünitesi bizimle irtibata geçti. Hocam dedi böyle bir sergi düzenler misiniz? Ben de Türkiye Karikatürcüler Derneği üyesi olarak işte derneğe duyuru yaptım. Katılmak isteyen ustalarımız, kardeşlerimiz varsa, sanatçılarımız varsa buyursunlar. Biz burada işte baskı masraflarını karşılayarak sergi yapacağız. Sağ olsunlar çok güzel eserler geldi. Ben de tabii düzenleyenlerden birisi olarak ben de bir eser koymam gerekiyor sadece düzenlemek olmazdı. Ben de Van Gogh'u çizdim. Bildiğimiz hani Van Gogh'un kulağını kestiği ve kulağını kestikten sonraki o kafasını sardığı kalpaklı kullandım ve birebir kullandım. Hiçbir şekilde öyle deforme ederek falan değil. Bayağı onu Photoshop'ta aldım, düzelttim ve yerleştirdim. Zaten dijital bir çizimdi. Espri de şu, işte masa var, organ bağışı masası. Orada bir doktor var, hayretle böyle bakıyor. Orada bir kulak var. Masada kulak duruyor ve işte Van Gogh gidiyor. Ağzında piposu falan sarılı haliyle. Hani o da kendince bir kulak bağışında bulunmuş. Hani onunla ilgili hep bir espri vardır ya, yok fakir kaldı, işte arkadaşına hediye alamadı, kulağını kesti hediye etti. Ya da işte bir çılgınlık anına, çıldırma anına denk geldi, kesti, cinnet geçirdi falan. Hani bir tutarlı bir hikaye değil ama herkesin anlattığı bir mit o kulak kesme esprisi. Ben de onu bu sefer dedim ki aslında onun için kesmedi. Hani kulak kesme konusunu organ bağışı için yaptı esprisine getirdim. Ama tabii anlaşılamadı karikatür. Yani çünkü Van Gogh'un o esprisini bilen kitle az. O Van Gogh'un o portresini yani otoportresini bilen kişi çok az. Böyle olunca ne oldu? Benim yaptığım çizgi çok havada kaldı. Ancak Van Gogh'u bilen ya da işte resim sanatına ilgi duyan kişiler biraz daha bu karikatürden bir şey çıkarabildiler. İşte bazen bu çizer olmanın hani etkilediği noktalar da özellikle akademik olmanın verdiği dezavantaj da bu. Bazen herkes bunu anlar diyorsunuz ama anlaşılamamak oluyor. O yüzden de karikatür aslında toplumun gerçekten anlayabileceği basit, yalın ve vurucu güçte olmalı. Ferit Öngören belki o anlamdan biraz çıkarttı. Herkesin anlayabileceği imgelerle ve kompozisyonlarla bir şey sunmak bence. Sadece hani yazılı yazısız diye ayırmak değil de toplumu yakalayabilmeli yaptığımız iş. O zaman daha çok değer kazanıyor. Doğru hocam, haklısınız. Biraz da hem biraz hani aslında hani Türk karikatürcülüğü ne zaman başladı? Yani bildiğim kadarıyla ilk hani basın karikatürcülüğü anlamında yani Osmanlı'daki modernleşme hareketleriyle evet. Bir başlangıcı evet. Var. Teodor Kasap, Cemil Cem gibi isimleri Türk karikatürcülüğü adına isimlendirebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nde iş yapmış. Hatta bu yüzden sürgünler yemiş, cezalar yemiş. İlk yani daha bırakın bunu günümüzün modern yaşamına gelmeyi. Daha o zamanlar icra ederek ceza yiyen kişiler var. Bunların da öğrettiği çeşitli dergiler var. Tabii daha sonra Türkiye Cumhuriyeti bir buhrandan geçiyor. Yani sonuçta bir kurtuluş mücadelesi veriyor. Birinci Dünya Savaşı gibi birçok cephede savaş veren bir Osmanlı var. Tabii bunlar olurken karikatür çizmek pek görülen bir şey değil ya da olası bir şey değil. Çünkü sanat o anlamda biraz ülkemizde maalesef yavaşlamış. O dönemin verilerine baktığımızda bir yavaşlama var. Yani ama böyle bir kriz ortamı olduğu için aslında yanlış anlaşılmaya meyilli gibi bir durum da oluyor. Tabii onlar herhalde. Da var. Hassasiyetler daha yüksek. Ülkeyi eleştirecek misiniz, eleştirmeyecek misiniz, hangi perspektiften bakıyorsunuz, düşman mısın, dost musun gibi kavramlar evet. Ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii bu da işi biraz gerginlik potasına taşıyor ve işte çizen kişiler direkt ceza görmeye, sürgün yemeye başlıyor. Ama Cumhuriyet'in getirdiği o modernleşme havası tabii ki karikatüre de yansıyor. Ve yeni çizerler doğmaya başlıyor. Yeni dergiler, yeni gazeteler, yeni mecmualar piyasaya çıkmaya başlıyor. Bu da yeni nesil çizerleri ortaya çıkarmaya başlıyor. Bu noktada hocam hani bağlantılı bir şey sorayım.
Muhtemelen yani şimdi bahsedeceğiniz isimler işte Bedri Koroman, Cemal Nadir gibi isimler. Sonrasındaki dönemde de hani yine basın karikatürcülüğünde aslında Oğuz Aral hani çok Evet. öne çıkan birisi. Bu isimlerin farklı yaptığı şeyler neydi? Neden şimdi bu kadar zaman geçmesine rağmen isimlerini halen anıyoruz? Evet, şöyle söyleyebilirim. Tabii birçok isim verilebilir. Belki burada şimdi program sırasında atlayarım veya heyecandan aklıma gelmeyebilir. Yani ustaların adını anmamak değil bu asla. Bunu da anlatmak isterim. Ama tabii ki birçok isim farklı noktalarda kırılmalar yaratmış. Tabii ki Bedri Koroman biraz daha günümüze yakın bir isim ama biraz daha Cumhuriyet'e doğru gidersek, yelken açarsak 20'lere 30'lara, orada Ramiz Gökçe'yi göreceğiz. Orada Cemal Nadir Güler'i göreceğiz. Ve dolayısıyla bu çizerler işte bu modernleşmenin getirdiği yeni Türkiye'de, yeni oluşan genç cumhuriyette önemli eserler vermişler. Hem kültürün yayılması adına hem bazı olguların daha rahat dile getirilebilmesi. Sonuçta biraz daha muhafazakar diyebileceğimiz bir Osmanlı İmparatorluğu'ndan daha modern, yüzü batıya bakan bir Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın karikatürü çizmek ve kadınları resmetmek, modern kadın çizmek Ramiz Gökçe ile karşımızda. Daha sonra hatta yine eleştiriliyor bu konuda kendisi. Ve yine kendisinin Tombul Teyze adını verdiği egemen, şişman, iri yarı bir kadın ve yanında da çok küçük, ufak tefek bir adamla beraber, kocasıyla beraber. Mesela karakter tiplemeleri var. Yine Cemal Nadir Güler'in çok iyi toplumsal eleştirileri var. Yine Ramiz Gökçe'den örnek verecek olursak patlak vermiş ve süregelen İkinci Dünya Savaşı'na dair çok güzel eserleri vardır. Yani bakın o dönemde de İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da bir yavaşlama görüyoruz. Ama Türkiye bu anlamda sağ salim o süreçten çıktığı için mesela o anlamda bir üretim görüyoruz. Ve Ramiz Gökçe'nin İkinci Dünya Savaşı karikatürleri var bu anlamda. Gündemi takip eden, gündem üzerine olan. Ve bu anlamda da öne çıkıyor bu kişiler. Dünyaya tanınıyorlar isim olarak da. Ve daha sonrasında dünyada bir modernleşme hareketi var. Saul Steinberg'in getirdiği işte o grafik mizah dünyası bir anda konuları değiştirmeye başlıyor ve Türkiye'de bundan etkileniyor. Çeşitli çizerlerimiz çıkıyor. Bu anlamda Türkiye'de modern mizahın belki babalarından diyebileceğimiz ya da grafik mizahın büyük babalarından diyebileceğimiz Turhan Selçuk ismini anmak gerekir. Arkasından Semih Balcıoğlu gibi ustaları anmak gerekir. Bu ustalar bir araya gelerek Ferit Öngören az önce adını zikrettiniz. Değerli Allah rahmet eylesin hepsini. Çok değerli insanlar ve bu insanlar bir araya gelip Türkiye Karikatürcüler Derneği'ni kurarak bunu bir çatı, bir federasyon haline getiren insanlar. Ve bu minvalde baktığımızda da işte 1950'lerden sonra grafik mizahın biraz daha güçlenmeye başladığını, basın karikatürcülüğünün biraz daha aslında özgürleşmeye başladığını görüyoruz. Ve 70'li 80'li yıllara doğru geldikçe az önce adını siz söylediniz Oğuz Aral ve ona benzer birçok daha yine ustalarımız beraberinde dergi karikatürcülüğünü Türkiye'de öncü hale getirmiş. Hatta 1970'lerde ürettikleri Gırgır dergisi dünya satışında tiraj bazında üçüncü olarak hani dünyanın en çok satan üçüncü dergisi olarak da kayıtlara girmiş bir yayın. Türk mizahına yeni bir soluk getiriyor. Daha bir modernleşmenin gücünü arttırıyor. Fotoğrafı karikatürle birleştiriyor. Karikatürün sadece çizgiden değil de fotoğraftan da yola çıkabileceğini bizlere gösteren bir çalışma olarak Her biri karşımıza aslında çıkıyor. dönemlerinde Evet, yenilikçi bir kendi şeyler dönemlerinin yapmışlar. yenilikçi olmalarından dolayı isimlerini duyuyoruz. Daha sonra Bedri Koroman ustamızı özellikle ana akım medyanın gazetelerinde bolca karikatürlerini görüyoruz ve hatta çok ciddi eleştirilerini görüyoruz. Devlet siyasetçilerin, o dönemki devletin yöneticilerinin çok ciddi belki bazen aşağılanan, bazen belki yerilen, bazen bayağı taşlanan görüntülerini görüyoruz. Ve o da büyük bir rahatlama, büyük bir modernizm. Yine Bedri Koroman ustamızın sadece basın karikatürlerini değil, onun bir de görmediğimiz aslında o dönemin Türk sinemasının Kemal Sunal, Şener Şen gibi ustaların başrollerinde oynadığı filmlerin afişlerini yaptığını da görüyoruz. Züğürt Ağa, Kapıcılar Kralı vesaire gibi o dönemin meşhur komedi filmlerinin çizer ustalarını da yapıyor. Ve işte çağımız ilerledikçe onların ustaların öğrencileri yetişiyor. O öğrenciler diğer öğrencileri yetiştiriyor. Bizler de belki ben de işte Türkiye'nin 15. 16. jenerasyonunda bu sanata katkı koymaya çalışan bir akademisyen, bir çizer olarak var olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi birçok ustamız var. Çağımıza doğru geldikçe de çok önemli isimler var. Onların hepsini şimdi saymaya kalksak burada program bitmez zaten. yani. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti gerçekten bu konuda çok değerli isimler yetiştirmiş ve hala da yetiştirmekte ve halen de aramızda yaşayan çok değerli sanatçılarımız var. Dünyaya mal olmuş ve hala da olmaya devam eden çok iyi eserleri üretmiş sanatçılarımız var. Hem bu vesileyle vefat edenleri anmış olalım, çalışanlara da buradan başarılarının devamını dileyelim. Ülkemizi hem güzel ülkemizi temsil ediyorlar hem de kendilerini çok güzel temsil ediyorlar. Bu anlamda karikatür belki de Türkiye'nin dünya genelinde sattığı ya da kendini gösterdiği önemli alanlardan biri. Bilhassa sanat alanında diyebilirim. Evet hocam, gerçekten çok güzel bir sohbet oluyor. Aslında hani
bitirmek istemiyorum ama süremizin sonuna geldik. Her güzel şeyin bir sonu Her var. Her güzel şeyin sonu var, evet. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için, sağ ol. Siz de sağ olun hocam. Bugün Doçent Doktor Cem Güzeloğlu bizle birlikteydi. Karikatür sanatı üzerine konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.